Parkı ve yayalaştırma projesiyle ilgili protestolar günümüze kadar devam etmiştir. Bugüne kadar 78 ilimizde 746 gösterinin yapıldığını izlemiş bulunuyoruz. Bu gösteriler sırasında şimdiye kadar 915 vatandaşımızın ambulanslarla ve çeşitli vasıtalarla hastanelere başvurduklarını ve bugün itibariyle 79 kişinin hastanelerde yatmakta olduğunu Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız resmi bilgilerle teyit ettik. Bunların dördünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve şu anda yoğun bakımda 8 kişinin bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Yine bu süre içerisinde 516 güvenlik görevlisi de yaralanmış bulunmaktadır. Değerli arkadaşlarım, bu eylemlerin maalesef bugün geldiği noktayla başlangıcı arasında bazı farklılıklar olduğunu söylemek istiyorum. Maalesef sadece Gezi Parkı'na ilişkin bir projenin protesto edilmesini aşan bir eylem boyutundadır. Nitekim dün Adana ilimizde saat 23.45 sıralarında bir gösterici gruba müdahale esnasında dengesini kaybederek alt geçit inşaat boşluğuna düşme neticesinde komiser Mustafa Sarı arkadaşımızı maalesef kaldırdığı hastanede bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayata veda ettiğini üzüntüyle öğrendik. Şehit komiserimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve ailesine başsağlığı dileklerimi de iletiyorum. Elbette ki bu gösteriler sırasında öncesinde de malumunuz bir vatandaşımız trafik kazasında Mehmet Ayvalıtaş'ı trafik kazasında yine bu gösteriler esnasında Hatay'da Abdullah Cömert'i kaybetmiştik. Onları da burada tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hastanede yatan yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, maalesef bu olaylar sırasında tabii ki hem hak arama özgürlüklerine uygun şekilde protestolar yapılırken gelişen günlerde bu olaylar yasa dışı gösterilere, polise mukavemet, kamu mallarına zarar verme ve meşru hak arayışını aşan boyutlarda gelişmeye başladı. Şu ana kadar yaptığımız tespitlerde maalesef 280 iş yeri, 103 polis otosu, 259 özel araç, bir konut, bir polis merkezi, 5 kamu binası ve birisi Cumhuriyet Halk Partisi, 11'i de AK Parti teşkilatlarına ait 12 binada hasar meydana geldiğini, reklam panolarında, trafik levhalarında, otobüs duraklarında, kaldırımlarda, mobese kameralarında, sinyalizasyon sistemlerinde, park ve peyzaj düzenlemelerinde, aydınlatma direklerinde, çöp ve konteynerlarda ve polis noktalarında önemli zararların da meydana geldiğini tespit ettik. Şu andaki tespitler bu zararların 70 milyonu aştığı noktasındadır ve tabii ki üzücüdür. Değerli arkadaşlarım, bu olayların Gezi Parkı protestosu boyutlarını aştığını ifade etmiştim. Bir diğeri bu eylemlerle içeriden ve dışarıdan yoğun bir bilgi kirliliği, ajitasyon ve yönlendirme ile toplumsal tabanda derin yaraların açılmasına neden olabilecek maalesef provokasyonların da hedeflendiği görülmektedir. Bir diğeri hukuksuzluğu meşrulaştırma çabasında olan bazı marjinal kesimler bu olay üzerinden zemin tutma çabası içerisindedirler. Yine toplumsal düzeyde çatışma ortamı oluşturularak şiddet yaratma çabasında da olanlar bulunmaktadır. Değerli arkadaşlarım, demokrasilerde hak aramanın, fikir özgürlüğü ve bunu ifade etmenin yüzlerce meşru yolu vardır. Hukuk devletinde hakları aramanın yolları yasalarla çizilmiştir. Hiçbir demokrasi hak arama özgürlüğü şiddete dönüşmüş bir öfkeyi meşru kılamaz.
bu ülkede herkesin demokratik sınırlar içerisinde, hukuk çerçevesinde tepkisini ortaya koyma, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma, kendisini ifade etme, basın açıklaması yapma, oturma eylemi yapma hakları vardır. Ancak hiç kimsenin hukuksuzca, demokrasi dışı eylem yapma, işgal eylemi yapma, esnafa, iş yerlerine zarar verme, çevrede oturanlara, yoldan geçenlere zarar verme gibi bir lüksü, bir hakkı yoktur. Tabii ki polisimiz de bu milletin polisidir. Bu toplumun içinden çıkmıştır. Zor bir görevi üstlendiklerinin bilincindedirler ve bu bilinçle de hareket etmeleri noktasında sürekli yönlendirilmektedir. Tabii kameralara yansıyan bu olumsuz görüntülerle ve orantısız güç kullanımına ilişkin iddialarla, tespitlerle Twitter'dan, internette bize gönderilen, yazılı basında yer alan bütün görüntülerden yararlanarak bu iddiaları, bu tespitleri görevlendirdiğimiz mülkiye ve polis müfettişlerince ayrıntılı bir şekilde incelemeye devam ediyoruz. Ancak şunu da ifade edeyim. Kameralara yansımayan yüzlerce olayda da polisimizin sağduyusunu koruduğunu ve provokatörlerin tuzağına düşmeyerek görevini fedakarca ve hakkıyla yerine getirdiğini de burada ifade etmek isterim. Tabii ki olaylara müdahale ederken orantılılık ilkesi esastır. Gerek polis ve selahat kanununda, gerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda, emniyet personeliyle ilişkin bu standartları kullanılacak malzemeleri belirleyen bütün mevzuat hükümlerinde bunlar açıkça ifade edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, esnafa, çevreye, kamu malına verilen zarara, illegal örgütlerin saldırılarına, kışkırtmalarına, taşlı, sopalı, sapanlı, molotoflu şiddete rağmen güvenlik birimlerimiz hukuk ve kendisine verilen yetki dairesinde görevini yapmaya devam edecektir. Tabii ki demin de ifade ettim, bu olaylar sırasında yanlış yapan varsa bunlarla da ilgili gerekli işlemin yapılacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Tabii ben bu vesileyle eylemlere katılan, bu protesto gösterilerine iştirak eden ve amacı demokratik tepkisini ortaya koymak olan sağduyulu vatandaşlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Onların içinde de olayların büyümemesi için polisimize destek olan, bu illegal ve marjinal örgütlerle kendilerini farklı bir yerde tutmaya çalışan insanlar var. Ve onlar bize yardımcı da olmuşlardır. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Olaylara müdahale esnasında polisimizden yetkisini aşanlarla ilgili olarak da tespitlerin yapılmasına devam edilmektedir. Tabii ki biz bu aynı hassasiyeti hem vatandaşlarımızdan hem de özellikle sivil toplum kuruluşlarından, meslek teşekkürlerimizden de beklemekteyiz. Demokratik bir hak arama ve ifade özgürlüğü kapsamında başlayan bir eylem, bir eylemi kendi ideolojik amaçları doğrultusunda sabote etmek isteyen provokatörlere de bu vesileyle fırsat verilmemesi ve provokasyon tuzağına düşülmemesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, bu olayları provoke etmeye çalışan grupların iki temel amacı var. Birincisi, provoke ettikleri kişileri eylemlerine katarak daha büyük eylemler yapmak isterler. İkincisi de toplumun diğer kesimlerini provoke ederek karşı şiddet olgusunu, yani oradan bir şiddet gelmesini talep ederler. Her iki halde de provokasyonlara gelinmesi durumunda kaybeden ülkemizdir, toplumun bütün kesimleridir, kamu düzenidir ve toplumun huzurudur. Dolayısıyla polisimizden sağduyu beklerken aynı şekilde toplum olarak da bu olaylara sağduyulu şekilde yaklaşmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Evet, bizim toplumumuz haksızlığa karşı her zaman karşı durmasını, tepkisini koymasını bilmektedir demokratik ölçülerde. Kendi inandığına ya da düşündüğüne uymayan bir duruma itiraz etme ve buna karşı fikir beyan etme de hepimizin hakkıdır. Ancak hak arama gerekçesiyle ortalığı yakıp yıkma, vandalizmin en uç örneklerini sergileme, kent merkezlerini yangın yerine çevirme teşebbüslerine izin vermemizde kimse bizden beklememelidir. Esasen bizim zaten halkımızın can, mal, ırz ve tasarruf güvenliğini sağlama gibi anayasal ve yasal bir görevimiz vardır. Bizim varlığımızın da tabii sonucu budur. Değerli arkadaşlar, devlet gayrimeşruluğa hukukun diliyle cevap vermek ve vatandaşın hukukunu da korumak durumundadır. Bu arada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Sosyal medya bir sosyal iletişim aracıdır ama provokasyon aracı olarak kullanılmamalıdır. Sosyal medyanın iletişimde önemli bir araç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak sosyal iletişim aracı olan Twitter gibi imkanları kitlesel şiddeti körüklemek,
ve bunu organize etmek için kullanmak her şeyden önce açık toplum ilkesinin inkarıdır. Son günlerde yaşadığımız olaylarda ne kadar manipülatif mesajın yazıldığı ve insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratılmaya çalışıldığını açıkça görüyoruz. Bu mesajlarda yüzlerce insanın öldüğü, polisin portakal gazı sıktığı, panzerlerle gençlerin ezildiği gibi görevden ayrılmalar, istifalar, gerçek mermi kullanılması gibi gerçekten hiç gerçekle alakası olmayan mesajlar atılmıştır. Tabii yazılan her mesaja inanıp ona göre yargılama da yapılmamalıdır. Son olaylarda sosyal medya aracılığıyla ciddi bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirmeler yapılarak halkımızı kışkırtmaya yönelik provokatif çaba içinde olanların da varlığı gözlenmiştir. Bunlarla ilgili yasal işlemler, yasal tespitler Cumhuriyet Savcılıklarının talimatlarına göre halen yürütülen projeli operasyonlarla da bu işin takibi mutlaka yapılıyor, yapılacaktır ve halkı kışkırtmaya çalışanlarla ilgili mutlaka kanuni gereği de ifa edilmiş olacaktır. Başta gençlerimiz olmak üzere sosyal medya kullanıcısı vatandaşlarımızın okuduklarına teyit etmeden inanmamalarını da istirham ediyoruz. Bu arada tabii ki yabancı medyada bilinçli ve maksatlı bir şekilde çarpıtılmaktadır. Bunu da görüyoruz ve Türkiye'de yaşananları farklı bir şekilde lanse etmeye de yönelik çabaları görüyoruz. Bunlar tabii ülkemizin hem marka değerini hem de ekonomimizi, iç huzurumuzu, istikrarımızı, güven ortamını engelleyen, onları zedeleyen hususlardır. Gerek sivil toplum kuruluşları, gerek Odalar Birliğimiz, meslek teşekkülleri bunu bugün de ifade ettiler ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ilgilileri uyardılar. Tabii ki biz hükümet olarak her türlü fikrin serbestçe ifade edilmesinden yanayız. Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde temel hak ve özgürlüklerin kullanılması anlamında çok büyük düzenlemeler yapılmıştır. Biz toplantı ve gösteri yapma hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Özgürlük ve güvenlik dengesini gözeten bir yaklaşımımız var. Demokratik taleplerin dile getirilmesinin ancak demokratik araçlar kullanıldığında meşruiyet kazandığını da biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, tabii her vesileyle ifade edildi. Kaostan, sokak eylemlerinden kimse bir şey bulamaz. Bulsa da kimsenin hayrına olamaz. Bu işin yolu demokrasidir, serbest rekabettir, seçimdir ve siyasetinde meşru zeminler üzerinde yapılmasıdır. Şimdi özellikle Ankara'da son günlerde yapılmak istenen eylemlerde biz normal protesto yapanlar, kendilerini ifade etmeye çalışanlara her türlü imkanı sağladık. Ancak bu protestoların genellikle Kızılay gibi herhangi bir toplantı yapıldığında genel hayatı etkileyebilecek mekanlarda ısrarla yapılması istendi. Biz cumartesi günü, pazar günü tolerans gösterdik. Dün de sendikalara bu konuda basın açıklaması yapma imkanı tanıdık. Ama yaptığımız bütün bu izinli veya basın açıklamasına izin verdiğimiz her durumda maalesef marjinal grupların olayı eksecere ettiklerini, alanı işgal ettiklerini, ısrarla ayrılmadıklarını, ayrılırken mutlaka polisle çatışma içinde olduklarını da gördük. Bunu tabii ki Ankaralıların dikkatine sunmak istiyorum. Kızılay eğer her gün eylem alanı olursa Ankara'da genel hayatın kamu düzenini sağlanması mümkün değildir. Ankara'da alanlar gösterilmiştir. Kim toplantı yapmak istiyorsa, protesto gösterisi yapmak istiyorsa, basın açıklaması yapmak istiyorsa Ankara'da belirlenen 9 alan onlara tahsislidir. Bu konuda kimseye müdahalemiz yoktur. Müdahalenin ancak polise saldırı ve kamu mallarına saldırı gibi hususların hayata geçirilmesi ile başladığını da sizler de gördünüz. Maalesef çok yanlış tabii örnekler var. Mazgallar dahi kaldırılarak polis araçlarının geçilmesine izin verilmiyor. Saatin sabah 4'üne 5'ine kadar ısrarla bu gösteriler sürdürmek isteniyor. Bunların hiçbirinin hak arama özgürlüğüyle ilgisi yok. Ancak bunların bütün hepsinin üzerinden sağduyuyla, teenniyle yaklaşılarak gelinebileceğini de size ifade etmek istiyorum.
Bir iki sorunuzu alacağım çünkü içeride yabancı konuklar var. Evet. Diline dönerliklerle ilgili bir sorum olacaktı. Çok farklı rakamlar geliyor hem hükümetten hem parti cephesinden. 11 demişti Bülent Arınç, 12-14 rakamlar. Telaffuz ediyor. Tam rakam nedir? Bir de... Arkadaşlar tam rakam diye bir şey yok. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. 11 de olabilir. O andaki Türkiye'de maalesef belli konularda hem legal görüntüde çalışan kuruluşlar var ama bu legal örgütlerin yanında onların amaçlarına hizmet etme anlamında illegal, marjinal gruplar da var. Bunların sayısı gerçekten birçok yerde legal örgütlerle beraber hareket ediyorlar. Bunların sayısının 11-12 olması bir şey ifade etmez. Önemli olan bu marjinal eylemlerle hak arama özgürlüklerinin meşru yollar dışına çıkarılması faaliyetleridir. Bunu göz almak lazım. Yoksa hepsinin... Değerli arkadaşlarım, şimdi şimdi hemen söyleyeyim değerli arkadaşlarım. İstanbul'da değerli arkadaşlarım size tam rakamlarını da şimdi veriyorum. İstanbul'da 6 kişi, Ankara'da da 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Bunların 4'ü hakkında yurt dışına deport edilme kararı verildi. Birisi gözaltında, ikisi de serbest bırakıldı. Bunların hiçbirisinin diplomatik pasaportu yoktur. Turist pasaportu kimliğindedirler. Onu özellikle belirtmek istedim. Hayır arkadaşlar, bu konudaki tespitleri yapmaya çalışıyoruz. Bunların ikisi Fransız, birisi Yunan, birisi Amerika Birleşik Devletleri, birisi Alman, ikisi de İran vatandaşıdır. 4 erkek, 2 kadın olmak üzere. Onlarla ilgili tespitlerimiz, araştırmalarımız sürmektedir. Arkadaşlar yorumdan değil bana soru soracaksınız. Genelin bilecek araçlarla ancak müdahale yapılabilir. Genelin ayrıştırılmasını mümkün olabilecek mi acaba? İşte bakın yani, arkadaşlar bizim asıl toplumdan beklentimiz budur. Normal haklarını, meşru haklarını kullanan insanlar, dün de gördük bunu, marjinal grupların yanlarından ayrılmamaları için onlar özellikle bir arada tutulmaya çalışılıyor. O insanlar elbette bu konuda çok duyarlı davransınlar diye bekliyorum kendilerinden. Elbette ki burada bulunan bütün insanları tek tek sen bu tarafa geç, sen bu tarafa geç, sen üzerine su sıkılacak veya sen dağıtılacaksın gibi bir ayrım elbette mümkün değil ama ısrarla defalarca anons ediliyor. Dağılmaları konusunda ikazlar yapılıyor. Buna rağmen dağılmamaları halinde bedeni kuvvetle veya tazyikli suyla götürülmek isteniyor ama her şeye rağmen bu konuda polisin ikazlarına uymayarak onlara taşla, sopayla, molotof kokteyliyle, sapanla, çelik bilyelerle saldıranlar var. Bunları siz de görüyorsunuz. Bu konuda vatandaşlarımızı ben bu tür provokatif eylemlere alet olmamalarını kendilerinden ısrarla rica ediyorum. Gözaltı sayıları hiç gündeme gelmiyor. Değerli arkadaşlarım, hemen söyleyelim, hemen şey yapmayın, böyle kızmayın hemen. Evet değerli arkadaşlarım, son güne kadar 117 gözaltı vardı. Şu an itibariyle hiç kimsenin gözaltında olmadığını, sadece İzmir'de bir iki gözaltının kaldığını söylemek istiyorum. Çünkü savcılarımız süratle emniyette de çalışmak suretiyle bu ifade işlemlerini ve adliyeye sevk işlemlerini yapıyorlar. Bir kişi var gözaltında olan, bir yabancı. Bir de İzmir'de gözaltı var. Diğerlerinin büyük ölçüde serbest bırakılmış olduğunu ifade ediyorum. Orantısız güç kullanımı var mı hiç acaba? Arkadaşlar şu anda ifade ettim. Hem mülki müfettişlerimiz hem de polis müfettişlerimiz detaylı bir inceleme yapıyorlar. Olayların başlangıcından itibaren bütün eylemler tek tek incelenecek ve kanuna göre yapılacak. Müdahaleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, size önce sorayım. Dün Tunal'da ne oldu efendim? Saat 3'te ne oluyordu? Saat 04'te Tunal'da. Saat 04'te Tunal'da yolların işgal edilmesi, değerli arkadaşlarım bakın, Kuğulu Park'ta protesto eylemi yapan hiç kimseye şu ana kadar müdahalede bulunmadı. Ama genel yolların işgal edilmesi, başbakanlığa yürülmesi, Kızılay'a yürülmesi ve bu konuda polisin ikazlarına riayet edilmemesi durumunda kendilerine zor kullanıldığını ifade edeyim. Evet. Dün akşam yol açtı. Evet. Sorumluların. Evet. Evet. Sorumluları tespit edeceğiz. Evet. Sayın Bakan, bir de artık 11. gün. Yani net olarak bu olayları ne kadar süreceğine dair bir şeyiniz var mı tespitiniz? Bir de nasıl bir çağrınız olacak eylemcilere? Son olarak bir de mesaj alındı denmişti. Devletin ortak aklının... Değerli arkadaşlarım, ben
sağduyuyla hareket edilmesi, meşru ölçüler içerisinde kalınması, kanuni ölçüler içerisinde kalınmasının her şeyi çözeceğine inanıyorum. Yavaşlama seyri var mısınız? Evet, elbette yavaşlama seyri var. Ama şunu da ifade edeyim. Hiç kimsenin hak arama özgürlüğünü kısıtlama meraklısı da değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok. Ve hak arama özgürlüklerini meşru sınırlar içerisinde kaldığı sürece de herhangi bir müdahalede söz konusu değildir, olmayacaktır. Evet. Dün akşam Tunalı'da Kumlu Park'ın içine bir müdahale oldu efendim. O sırada trafik akıyordu ve Tunalı Park'ın içinde tazyikli suyla, yani orada bir işgal yoktu. İnsanlar Tunalı'ndı, Kumlu Park'ın içindelerdi ve bir tazyikli su geldi oraya. Evet. Zaten ondan sonra sokaklar, yani Tunalı Caddesi. Hayır, siz hep yanlış biliyorsunuz. Şimdiye kadar Tunalı'da birçok gösteri oldu, birçok hak arama eylemi oldu. Onların büyük çoğunluğuna müdahale edilmedi ama dünkü olayda yolların işgal edilmesi gibi bir tespit oldu polisin. Ama sizin dediğiniz gibi ise ona da baktırırım. Bir de teşekkür ederim arkadaşlar. Son olarak sorulan gaz miktarı ile ilgili, yani gazın sağlığa etkileri ve de gazın çok kullanıldığı ile ilgili de. Onları da tespit ediyoruz arkadaşlar. Geçmiş gaz kapsüllerinin olduğu yönünde de iddialar var. Son kullanma tarihi 2011 senesi. Arkadaşlar, böyle bir şey söz konusu olmaz. Onu bir kere bilin. Efendim, kasklarla ilgili sorabilir miyim? Evet, kasklarla ilgili olarak da bazı arkadaşlarımızın bantlarla kapattığı konusundaki iddialar var. Soruşturma ve inceleme içerisinde, düzeltiyorum, inceleme konuları içerisinde onlar da var. Efendim, Gezi platformunun özür konusunda istekleri var. Değerli arkadaşlarım, onların muhatabı ben diyelim. Onlar Sayın Başbakan Vekilimizle görüştüler. Ancak tabii dün bu arada bir üzücü olay daha meydana geldi. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Maalesef yine dün akşam Adana'da, dün gece Demiryolu Köprüsü üzerinde göstericilerin kaçışları sırasında bir kağıt toplayan bir çocuğun maalesef göstericiler tarafından 5-6 metre yükseklikten köprüden aşağı atıldığını ve daha sonra bu çocuğun bulunduğunu Adana Numune Hastanesi'nde sevk edilerek tedavisine devam edildiğini tespit ettik. Görüntülerden de maalesef göstericiler tarafından çocuğun atıldığına dair çok özel görüntüler ve bu konuyla ilgili bazı konuşmalar tespit edilmiş. Bu da gerçekten çok vahşice bir davranıştır. İşte kanunsuz gösteriler böylece beraberinde maalesef trafik kazası da olsa, başka müessif olaylar da olsa, ölümleri, görevli de olsa, sivil vatandaş da olsa maalesef istemeyen olayları da beraberinde getiriyor ve bu tür zararlara sebep oluyor. Biz sağduyuyla polis teşkilatımız, bütün kamu gücünü temsil eden makamlar elimizden gelen bütün gayretle bu olayları meşru çizgiler içerisinde çekmeye gayret ediyoruz. Ben de bu işin Türkiye'ye daha çok zarar vermeden ve meşruiyet çizgisini aşmadan bir an önce sona ermesini bekliyorum. Evet, teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Hepinize.